Webman TV kanalından herkese selamlar dostlarım. Ben Akif. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BİM'de satılan Jorbi Drones Air Master modelli drone'u inceleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle BİM'de satışa sunuldu bu ürün. Görüyorsunuz. Bugün sizlerle beraber bunun kutu açılımını yapacağız ve ürünü hakkında yorumlarımızı yapacağız. YouTube'da daha önce böyle detaylı bir video olmayacak. Bu ilk bir video olacak arkadaşlar. O yüzden like'ları esirgemeyin. Şöyle ben kutumuzu açmaya çalışıyorum. Evet. Şöyle jelatinli arkadaşlar. Açıyorum. Yani bu diğer Jorbi drone'lara göre daha iyi gibi. Şöyle jelatinini de çıkardım hocam. Üstünde havada sabitleme özelliği olduğu yazıyor. Wi-Fi kablo bağlantısız, otomatik kalkış iniş, akıllı telefonla uçurulabilme, 360 derece takla atma özelliği ve geliştirilmiş batarya. Bataryası kaç miliamper çok merak ediyorum ben. Şu anda arkadaşlar şöyle bunu açacağım. Evet, burada bir bant gibi bir şey var. Bunu şöyle açalım. Evet, bu bandını kaldırdık mı şöyle? Gerisi kolaydır hocam. Evet, bandını açtık. Şöyle kutusu şöyle açılıyor. Görüyorsunuz. Ben isterseniz bunu şöyle size daha detaylı göstermek için bir yere indireyim. Yerde açalım isterseniz. Olur mu? Dostlar evet şöyle kutumuzu açıyorum hocam. Gerçekten heyecanlıyım. 200 TL'ye satılan bir drone. Of. Evet. Drone'umuz katlanabiliyor bu arada. Şurada bir belgeler falan var içinde. Önce onları göstereyim. Ne yazıyor hocam? Jorbi Drones Türkçe kullanma kılavuzu. Burada detaylı okuyabilirsiniz. Ben birazdan inceleyeceğim zaten. Bunlar hakkında yorumlarımı yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir kutu açılımını yapalım sizlerle beraber. Bu ne? Böyle bir batarya yuvası geldi. Şöyle yuvası arkadaşlar görüyorsunuz. Kaç amper yazıyor? Of. Beklediğim gibi görüyor musunuz? 1000 miliamper abi. Adamlar yapmış. 1000 miliamper yapmışlar bu drone'u. Gerçekten yani piyasada zaten bu drone bir ilk olduğunu söyleyebilirim. Diğer drone'lara göre. Şöyle arkadaşlar 1, 2, 3, 4. 4 tane yedek kanadı geldi. Şurada şarj kablosu çıkıyor. 4 yedek kanat ve bir tornavida var içinde arkadaşlar. Drone'u sökmek için. Burada ne var bakalım hocam? Burada korumaları var. Kanat korumaları sanırsam. Ya da ayak takımları bilmiyorum. Büyük ihtimal kanat korumaları. Çünkü 4 tane arkadaşlar. Drone'da da 4 tane pervane var. Kumandamızı incelemek istiyorum. Of. Kumandamız da diğer Jorbi drone'lara kıyasla daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şöyle. Otomatik pilot, iniş kalkış, bir de Türkçe. Ya bu adamlar var ya, otopilot yapmış. Geri çağırma yapmış, fotoğraf yapmış, video yapmış. İleri trim, geri trim, sol trim, sağ trim. Bunlar ayar yerleri. Buralardan da kontrol edebiliyorsunuz. Zaten kullanma kılavuzunu okumadan yapmayın arkadaşlar. Böyle de buraya 3 adet AA pil, kalem pil de takabilirsiniz yani. Çalıştırabilirsiniz. Şarjlı pil kullanmanız önerimdir. Böyle arkadaşlar. Drone'umuzun kumandası gayet şık, hoşuma gitti. Şimdi drone'u açacağım. Gerçekten meraklıyım yani şu anda, heyecanlıyım. Şöyle drone'u çıkaralım hocam. Bir dakika. Drone minik, küçük, minimalize edilmiş. Güzel tasarımlı. Katlanabilir bir drone. Şöyle ben bunu biraz şey çıkaracağım. Ha. Böyle çıkardık. Ana hafifçecik lan bu. Arkadaşlar drone böyle. Görüyorsunuz. O deminki parçalar herhalde ayağı oluyor. Kanat koruması değil bunlar, ayağı oluyor büyük ihtimal. Ya da bunların ayağı yok mu lan? Değişik bir drone arkadaşlar. Adamlar çok minimalize yapmış. Şöyle ben bir açayım kanatlarını falan. Görüyorsunuz şöyle katlanabilir bir drone. Minik. Çok güzel tasarlamışlar ha, ben diyeyim size. Şuraya bataryasını koyuyorsunuz arkadaşlar. Eğer isterseniz bunun uçuş testini de yaparız. Bak bu batarya şey hoşuma gitti. Kamerası şöyle hareket ediyor. Bilmiyorum şeyden kumandadan hareket ediyor mu bilmiyorum ama. Kamerası şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Açma kapama tuşu var. Tabii ben şimdi açmayacağım. Şöyle açabiliriz. Burada seri numarası falan var. Burada işte ürettikleri yer yazıyor. Kamerası var arkadaşlar. Drone'un herhalde ayakları yok yani, böyle iniyor. Böyle. Bu niye böyle yaptılar bunu bilmiyorum da. Şöyle bir yere koyayım. Böyle arkadaşlar. Drone'umuz böyle. Şu diğer parçaları ben bir inceleyeyim. Evet arkadaşlar. Şimdi buradaki önemli ve pratik bilgiler yazan şeyi okuyorum. Kalibrasyon ara yazıyor. Oryantasyon bilmem ne. Uçuşa başlarken kullanılması gerekenler. Burada önemli bilgiler veriyor otopilot için. Yani drone'u
öğretiyoruz size abi. Zaten en kolay uçurulabilen dronlardan. Burada drone'un nasıl uçurulabileceğini falan filan siz anladınız artık. Orasını anlatıyor arkadaşlar. Çok detaylı bir şekilde ben de okuyacağım. Siz de bu videoyu izledikten sonra alırsanız eğer okuyun. Ben ürün değerlendirmesi yapıyorum demiş olduğum gibi. Umarım ürünü beğenirsiniz. Kamera kalitesi falan ne kadar bilmiyorum. Merak da ediyorum. Bunun uçuş testini de yapacağım kanalımda olacak. Kanalıma o yüzden abone olup bildirimleri açarsanız incelemesi geldiği anda hemen ulaşabilirsiniz. Ya da beni Instagram Akif Orhan2001 hesabından takip edebilirsiniz. Ama YouTube'a abone olmanız daha iyi olur benim için yani. 4 adet pervane koruması. Evet arkadaşlar. Kullanma kılavuzundan da bakmış olduğum üzere bunun böyle bacakları yok. Yere temas edecek bacakları yok. Bu kanatlardan temaslı. Böyle. Böyle iniyor kalkıyor abi. Bu bilmiyorum çok yüksekten düştüğünde kırılma ve benzeri olaylar olur mu olmaz mı? Yani onu zamanla göreceğiz arkadaşlar. Zaten bu drone'un menzili ne kadar onu da bilmiyorum. Bakalım bakalım. Şöyle okuyorum arkadaşlar. Da göremiyorum ya. Menzili falan. Ya onlar zaten videoda göreceğiz sizinle arkadaşlar. Biz bunun testini yapacağız, inceleyeceğiz. Ne kadar uçar falan filan bunlar yazmamışlar herhalde. Ama yani bataryası daha uzun süre gider bence yani. Bataryasını adamlar artırmış kapasite olarak. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Sizce nasıl? Yorumlara bir yazın bakalım ne kadar uçar maksimum bu drone. Ama kumandası tasarımı hoşuma gitti. Şöyle. Buraya telefon koyuyor herhalde. Arkadaşlar vallahi adamlar yapmış ya. Helal olsun diyorum. Ne diyeyim başka? Kumandası hoşuma gitti. Kanatları falan da iyi. Yani bunları şimdi açmayacağım ben. Şarj kablosu var işte içinde. Tornavidası var. 4 tane de kanadı var bak. 1, 2, 3, 4. Gördün değil mi? Bu da pil arkadaşlar. Pili şuradan şarj ediyorsunuz ben diyeyim. Şuradan cihaza takıyorsunuz. Klipsli bir şekilde. Pili ne güzel yapmışlar. Kolay takılıyor. Smart olduğu için. Burada kanat şeyleri var. Bunları merak ettim. Bunlar kanat koruması aga. Bunlar var ya. Şu kenarlarda takıyorsun kanat koruması. Şöyle taktın mı kanat koruması oluyor yani. Biz bu drone'u uçuracağız arkadaşlar. Uçuracağız yani kanala abone olun. Drone'un uçuşunu görürsünüz izlersiniz. Merak edenler varsa. Ne kadar süre uçuyor falan filan hepsini sizlere göstereceğiz. Açık havada arkadaşlar dışarıda. Evet. Bu arada kumanda menzili maksimum 50 ile 70 metre aralığındadır. İnanmayanlar için buradan. Okuyun. Şöyle göstereyim. Evet 50 ile 70 metre arasındaymış arkadaşlar. Drone'u kapalı alanda kullanmak kazalara sebebiyet verebilir diyor. Yüksek rüzgarlı şartlarda kullanmayın diyor. Rüzgar kuvvetinin 4'ün üzerinde olmaması lazım diyor. Rüzgar şiddeti hava durumu bilgilerinden anemometreden veya basit bir akıllı telefon uygulamasıyla edinebilirsiniz arkadaşlar. 4'ün üzerindeyse rüzgarın şiddeti yani anemometreyle bakabilirsiniz diyor. Kullanmayın abi. Adamlar demiş uyarmış sana. Kullanma demiş. Sen fırtınada bunu kullanırsan tabi uçar. Ondan sonra de yondurana yav gidiyor bilmem ne. Ya arkadaş sen fırtınada bunu uçurabiliyor musun ya? Sen ne yaptın ya? Zor bir drone aga bu. Yani drone insanların ve araçların yoğun olduğu alanlarda kullanmayın. Zaten bunu biliyoruz. Kazalara yol açabilir. Optimum uçuş süresi 10-13 dakika. 10-13 dakika diyor aga. 10-13 dakika uçuyormuş bu drone havada. Yani zaten bunun gibi bir drone'dan başka ne beklersin ki? 10-13 dakika bunun için bence iyi yani. Zaten ben bunu diğer kanalda video çekmek için aldım. O kanala videolar çekeceğim arkadaşlar. Ya bilmiyorum kamera kalitesi nasıl falan filan. Bakıyorum. Evet bu arada 1080p'ymiş. 1080p. Şurada Wi-Fi adını 1080p yazmışlar ama herhalde 1080p video kaydediyor arkadaşlar. Evet. Bu benim için gerçekten iyi oldu. Vallahi adamlar yapmış ya. Şarj süresi 1,5-2 saatmiş. Ben şimdi bunu şarja takacağım arkadaşlar. Sonra biz bunu uçuracağız. Siz de kanaldan bunun uçuş testini izlersiniz. O yüzden kanala abone olun ve bildirimleri açın ki bildirimler size gelsin yalan yok kendine. Tamam mı? Bugünkü videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle BİM'de satılan Air Master modelli drone'u inceledik arkadaşlar. Şöyle kutuyu da göstereyim. Şöyle göstereyim iyi bir şekilde. Arkadaşlar görüyorsunuz. Drone'umuz bu şekilde. İncelemesini falan filan yaptık. Böyle yani. Adamlar yapmış abi. Gördünüz mü? Zor bir drone. Şurada açma kapama tuşu falan var. Neyse. Bugünkü video buraya kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olun. Ve beni Instagram'dan takip edin. Videoya da like atın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler diliyorum efendim. Görüşmek üzere. Bay bay.